Üstad. Biz Akdeniz'de kimlerle? Yedi düvelle savaştık ya. Kim bunlar? Bir tek Yunanlarla savaştık. Kurtuluş Savaşı'nda. İngilizler nerede? İkinci bir adam. Ik ikinci bir ülke say. Hı hı. Hani yedi ülkele savaştık? Aslında Amerika'yla savaştık. Hayır İngilizler hayır. Neredeydi? İngilizler nerede? İngilizler şehri tersi. işgal etmişti. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Hı hı. Öyle değil. İtalyanlarla Fransızlarla Akdeniz'de. Birinci Ankara Anlaşması, 1921 Akdeniz cephesini kapattı. Evet. Pontusçularla Karadeniz'de, Ermenilerle Doğu'da, Ne Netepe denilmesi hepsi halk hareketi, kuvayi milli hareketi, Akdeniz'de düzenli ordu inmedi. Bu ülkede düzenli ordunun TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun savaştığı tek cephe batı cephesi. Doğru. Onun dışında Akdeniz'de bir cephe var ve İtalyan ve Fransızları. Üstad, Afrika'nın yarısını ya ülke ülke saymayayım, Afrika'nın yarısını hizaya getiren ve sömüren o vahşi kapitalist Fransız ordusu, İtalyan ordusu Urfa'da hiz hizaya girdiler. Vurma artık Allah aşkına dediler. Vurma halka. Hizmete uğradılar. Hezi ama ne bir nasıl bir hezimet. Ankara'dan çekilirken yardım istediler. Bizi koruyun. Halktan biz çekiliyoruz diyor. Ankara ordu gönderdi. İtalyan ve Fransızları korumak için onların yardımıyla Çekildiler. Bu hak neyi kurdu halk neyi korudu? Halk kendi ülkesini korudu, Hı -hı. kendi vatanını korudu. Ha Karadeniz, olur mu öyle şey tepeden inme? Kurtuluş Savaşı sonuna kadar bir halk hareketidir. Atatürk'ün, işte soru sabaha kadar bekleyebilirim. Atatürk, Üstadıma da yardım et. Salih altına sorun. Hı -hı. Sabaha kadar düşünün. Atatürk'ün kurduğu bir tane Kuvayi Milli Örgütü. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuku. O cemiyet. topladı. He. Ben bir tane He. cemiyet istiyorum. Kuvayi Milliye Cemiyet dil. işte. Yok. Biraz düşünmesi için Atatürk zaman Atatürk'ün kurduğu Biz bir tane zam, Kuvayi Midye yoktur. Tamam. Atatürk Samsun'a çıkmadan evvel bütün cemiyetler oluşmuştu zaten. Ve bunu savaş yapıyorlar. Edin. Bu, bunu kabul ediyorum ben. Edin. Bunu kabul ediyorum. Atatürk'ün hepsini birleştirdi. İlk hareketler ilk hareketler Gaziantep'te Urfa'daki ilk hareketler inanca dönük saldırılara bir tepki olarak doğmuştur. Yani inanç kutsiyetine bak, sizler... özellikle bak bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Sütçü İmam olayında da işte şehit kendi olayında da. bireysel olarak görüyorsunuz tüm toplumun tabii, hareketine ta, ama Ama şu bir mi? gerçek yani halk buna karşı halk kurtuluş savaşını birlikte yapmış ama biçimlendiren yönlendiren gerçekten bir kadro hareketi yani. Üstad bir kadro hareketi. Bizler var ya mesela çocuklara soruyorum Seddülbahir Bahir Bayırı fartalar, arı burnu, 5. bir cephe Çanakkale'den sayamıyorlar. Biz bunları öğretiyoruz. Sebep? Atatürk orada komutanlık yaptı. Mustafa Kemal'in komutanlık yapmadığı bir tane zafer söyleyin yok. Kutlulamare Savaşı hakkında 3 cümle yok. Niye? Çünkü Kutlulamare Savaşı'nda bir şey söyleyeyim ya. Başındaki General Tonset'le birlikte, İngiliz General Tomset'le birlikte 20 bin İngiliz askerini esir aldık biz Kurtuluş Amerika'da. Evet, İngilizlerin bir kaybı bu. Büyük evet ürün. ama neden kitaplarımızda yok? Cevap Atatürk orada yok çünkü kardeşim. Kerevizlere, Kireçburnu Savaşları, Kerevizlere öyle bir yer ki Çakmakpaşa orada komutan. Hem Ege'yi hem Marmara'yı hem İstanbul'u görüyor. Ora kaybedilse olay bitti. Ama biz kitaplarda kereviz yeri bir şey görmüyoruz. Sebep? Mustafa Kemal orada savaşmamış. Ne, niye? Tarihi galipler yazar. Peki bir isim üzerine yoğunlaşan bir tarih olduğunu görüyoruz. Ben evet. fotoğrafı Mustafa soracağım. Mustafa Kemal nerede çarpıştı? Oralar ön planda. Diğer taraflar önemli değil. Olur mu öyle şey? Olur Hı. mu? Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'ye başladığında Üstadım 72. sırada herhangi bir yarbay... Saatinin kırıldığı yeri bu arada sürekli görürüz tarih kitaplarında. 72. sırada herhangi bir yarbay, onun üstünde 71 tane komutan var. Şimdi bir tane... Siz geçtiğimiz programda Atatürkçü olarak kendinizi ifade etmiştiniz. Evet. Atatürkçü demiştiniz kendiniz Türkçü için. kabul etmiyorum. Ama hayır, Atatürkçü demiştiniz. demiştiniz. Severim takdir ederim. Yo yo YouTube'dan bakın hayır, ben Atatürkçüyüm demiştiniz. Dediniz. Böyle bir cümleniz vardı Yo yo dediniz YouTube'dan Bugün bakın bence dediniz. Bir şey söyleyeyim. Yani, yani. Vazgeçtiyseniz doğru yapmışsınız demektir. Yani, ya güzel ben yoldasınız. Ben Türkçü vuculuğu reddettiğim için. Yoksa demektir. öyle bir olmaz. Bakın şimdi. Var. Bakın Çanakkale 18 Mart değil mi Zafer? Evet, Deniz Zaferi. He. Biz niye Mustafa Kemal adından bahsediyoruz Deniz Zaferi'nde? Yeri neresidir? İnkılap tarihinde bunu cevabını yerine... verdiniz. Siz. Tarihi galipler yazar dediniz zaten de. Ama ben... hayır orada o yok ki. Ama Çanakkale'de 18 Mart'ta, 18 Mart 1915'te Mustafa Kemal nerede? 17 kilometre içeride Bigalı köyünde. Yahu adam piyade ya. Ne işi var? Arkadaş Gazman gibi her yere biz bu adamı koyduk. Kim yerleşirdi peki onu buraya deyip soralım bir virgül, bir virgül koyalım peki. izninizle Heh. ara vereceğiz. İzleyenlerimizin heyecanını biraz da arttıralım. Tarihi derinliklerde ilerliyoruz. Saklanan tarihe devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.